Kanal F ekranlarına hoş geldiniz efendim. Kanal F Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bülteniyle günün önemli gelişmelerini her zaman olduğu gibi bu ekranlarda birlikte paylaşacağız. Fethiye ilçesinde turizm sezonu hazırlıkları tamamlandı. İlçede 55 ayrı sportif parkur alanı belirlenirken bu alanlardan 30'unun su sporu parkuru olduğu bildirildi. Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık Başkanlığı'nda toplanan turizm amaçlı sportif kurulu turizm hazırlıklarını gözden geçirdi. Babadağ Yamaç Paraşütü Yönergesi'nin Muğla Valiliğine gönderildiği kaydedilirken Fethiye'de turizm amaçlı toplam 55 sportif parkur alanı belirlenip onaylandı. Bunlardan 30'unun su sporu parkuru olduğu ifade edildi. Turizm amaçlı sportif faaliyetlerle ilgili kurul toplantımızı yapıyoruz. Daha önce de birkaç toplantı yaptık. Bu toplantılardaki aldığımız kararların özeti, Babadağ Yamaç Paraşütü Yönergesi'ni yeniden elden geçirip hukuki sakıncalar da giderilerek 2016 yılı yönergesi Sayın Valimizin onayına sunuldu. Onaylanıp yürürlüğe girecektir sezon başlangıcı. Ayrıca deniz ile ilgili sportif faaliyetler kararları da alındı. Sektör görüşleri ve ortak çalışmalar sonucu deniz turizmi yönetmeliğinde yapılacak değişiklikler yer alması gereken hükümlere ilişkin ilçemizdeki sektörlerin görüşlerini yansıtan rapor valilik makamına sunuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulup bunun yönetmeliğe eklenmesini talep ettik. İşlerin daha iyi yürüyeceği kanaatiyle. İlçemizde 55 sportif parkur alanı belirlendi. Parkurlar da onaylandı, geldi. Bunlardan ağırlıklı olanı 30 adet su sporları parkuru var. Bunun dışında ilçemizin zenginliğini yansıtan, çeşitliliğini ortaya koyan değişik parkurlar söz konusu. Muğla'nın Dalaman ilçesinde dere ıslahı adı altında bölgedeki ağaçların kesildiğini iddia eden vatandaşlar kesim işlemine tepki gösterdi. Dalaman ilçesine bağlı Gürsoy mahallesindeki Tersakan çayının kenarında bulunan ağaçların kesildiğini gören mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Dere yatağında bulunan 50 ağacın kesildiğini iddia eden mahalle sakini Ceyhun Duman, Orman İşletme Müdürlüğü'ne şikayette bulunduklarını fakat şu ana kadar bir gelişme yaşanmadığını ifade etti. Kesildi. Biz de bunları yetkili mercilere aradık. Tutunacak bir dal bulamadık. Orman işletmeyi aradım. İki ormancısını gönderdi ama hiçbir işlem yapmadan gitti. Karşı tarafta Gürköy muhtarının dediğine göre, yani onunla duyduğumuza göre, işçilerin de bize bahsettiklerine göre bunlar dere ıslah olacak. Biz bunları götürüp satacağız dediler. Biz de bunlara karşıyız. Bu yeşilliğin yani kesilmesine vatandaş olarak, buranın sakinleri olarak karşı çıkmak istiyoruz. Yani bize bir tutunacak dal lazım burada. Bu ağaç kıyımlarına dur diyelim. Gürköy muhtarı Sezgin Yaşarsa yaşanan taşkınların mahalleye zarar vermesi nedeniyle dere yatağında temizlik çalışması yaptıklarını ifade etti. Kesim devam ediyor. Aldığımız bilgilere göre de şu ağaçların da kesileceğini söylüyorlar. Benim kıyıma çok zarar veriyor. Kışın burada taşkınlık olduğu için burada köy rahatsız. Burada portakal olsun, nar olsun, şey olsun. Burada insanlar zarar görüyor. Kışın suyu taşkınlık olduğu için, sel bastığı için. Ondan dolayı kanalın temizlenmesi gerekiyor. Bundan dolayı biz su işlerimizi rahat ettik. İzin aldık. Şu anda için temizliyoruz. Muğla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Ortaca ilçesinde Yeşil Gübreleme Tarla Günü, Köyceğiz ilçesinde ise organik tarım uygulaması etkinlikleri gerçekleştirildi. Muğla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Ortaca ilçesinde Yeşil Gübreleme Tarla Günü, Köyceğiz ilçesinde ise organik tarım uygulaması etkinlikleri yapıldı. Muğla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mesut Durmuşsa, 2011 yılında topraktaki organik madde miktarını artıracak, toprak pH'ını düşürecek ve toprağın yapısını düzenleyecek olan yeşil gübreleme çalışmasına başlandığını kaydetti. Bu yiğit tarıma uygulamasına giren üreticilerimiz de bu tür yeşil gübrelemedir. Daha zararsız ilaçlar, ruhsatlı ilaçlar ve kontrollü ilaçlar, gübreler kullanarak
daha sağlıklı, hijyen şekilde ürünler yetiştirmektedir. Ardından Muğla Valisi Ahmet Çiçek traktör kullanarak Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nazif Ekici ve üretici Musa Çengel ile birlikte yeşil gübreleme işlemi yaptı. Vali Çiçek daha sonra beraberindekilerle Köyceğiz'e geçip buradaki iyi tarım uygulaması kapsamında organik üretim yapılan bir tarlada incelemelerde bulundu. Tabii söylenecek şeyleri siz de izlediniz. Vatandaşlarla birlikte bu Çandır Köyü'nde buluştuk. Ve özellikle daha önceki yıllarda Çandır bölgesinde organik tarım üzerinde karar verilmiş ve bu organik tarım projesi bu köyde uygulanıyor. Elbette ki bu projenin daha henüz ortasındayız süre olarak. Bitmiş değil. Ama biraz önce gördüğümüz bu örnek çiftçimiz, organik tarımı benimsemiş ve kabul etmiş ve bütün tarladaki çileğinden tutun domatesine, yeşiline, sebzesine hatta meyvesini, zeytini, işte narenciyesi, limonu, arkasından hayvancılık konusunda tavuğu, hepsi organik. Herhangi bir şey ilave etmeden çevre dostunu yaratan bir Çandır Köyü'nde bir örnek çiftçimizin tarlasında bulunuyoruz. Bu bölgede özellikle Çandır Köyümüzün tarihi çok eski. Burada Kanus'un biliyorsunuz önemli bir tarihte yeri vardır. Balyan Kanalı, arkasından İstuzu Plajı ve gördüğünüz arka tarafı ormanlık ve yine denize açılan bir yer. Burada yaşayan insanlarımızın özellikle bu dar alanda organik ürün elde ederek sadece kendilerine değil, çevresine değil, dünyadan gelen insanlara burada organik tarım ürünü elde ederek servis etmelerini istiyoruz. Kazançlarının sağlanmasını istiyoruz. Ve de turizmi destekleyebilecek, tetikleyecek en önemli unsurlardan birisi de organik tarım ürünleridir. Bu köyde bu gelişme devam ediyor. Tabii inşallah sonuç aldığımızda 2016'nın sonuna doğru, önümüzdeki yıl 2017'ye doğru daha güzel burada sonucu da göreceğiz. Ama bir köyle değiliz. Biliyorsunuz bu bölge Dalyan, Dalaman, Köyceğiz, Ortacam, alanımız İstuzu ve bütün bu alanı sadece tarımla değil, arkasından su turizmi, sporu, bisiklet turları alanları, raylı sporuna ve aynı zamanda biliyorsunuz İstuzu en önemli, dünyaca önemli olan bir alanımızdır. Deniz kaplumbağalarının yaşaması, arkasında plajın değerlendirmesi ve bu bölgenin özellikle havza olarak bir turizm destinasyonuna, tarım sektörü olarak da katkı sağlamaları konusunda vatandaşlarımızı, çiftçilerimiz daha bilinçli bir tarım yaptırmaya yönlendirilmiş projelerimizi uygulatıyoruz. Sağ olsun çiftçilerimiz de buna ayak uydurdular. Ula ilçesine bağlı turistik Akyaka mahallesindeki pazar yeri yeniden düzenlenerek açılışı yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün açılışını gerçekleştirdiği pazar yerinin düzenlemesi Ula Belediyesi tarafından yapıldı. Ula ilçesine bağlı turistik Akyaka mahallesindeki pazar yeri yeniden düzenlenerek açılışı yapıldı. Ula Belediyesi tarafından düzenlemesi yapılan pazar yeri açılışında konuşan Akyaka Mahalle Muhtarı Feridun Özsoy, Akyaka'nın bir turizm merkezi olduğunu, ayrıca yaz ve kış aylarında kapalı bir alana ihtiyacı olan Akyaka'ya bu pazar yerini kazandıran Ula Belediyesi'ne teşekkür etti. Kapalı bir alana ihtiyacımız vardı. Yazın vatandaşlarımız eğlencelerini, törenlerini yapacağı zaman büyük bir sıkıntı yaşıyordu. Kışında aynı şekilde hava şartlarından dolayı kapalı bir alanımız yoktu. Bunun için burası halkımıza, Akyaka'mıza çok büyük bir ihtiyaçtı. Bu proje hayata geçirildi. Akyaka pazar yerinin açılışını gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ise
13 ilçe belediye başkanlarıyla birlikte önem ve aciliyet sırasına göre Muğla'ya hizmet verdiklerini ifade etti. Üretilmiş ürünlerin burada gelen misafirlerimize ve akyakallara sunulmak üzere bir mekan oluşturdu. Burası aynı zamanda pazar yerleri, o kentte yaşayanların buluşma yeridir, konuşma yeridir, halleşme yeridir. Yani bizim buluşmaya, konuşmaya, halleşmeye ihtiyacımız var. Bizi birleştiren bu mekanlara, bunun gibi başka mekanlara da ihtiyacımız var. Onun için de sosyal açıdan da büyük hizmet ediyor. Sadece pazar yeri değil. Fethiye'de denetimli serbestlikten yararlanan 30 hükümlü, büyük samanlık ve küçük samanlık koylarında piknikçilerden kalan çöp yığınlarını temizledi. 3 saat süren temizlik çalışması sonucu koydan bir kamyonet dolusu çöp toplandı. Şimdi bu haberde akıllara şu soru geliyor. Acaba çöpü atanlar mı suçlu yoksa temizleyenler mi? Birlikte izliyoruz. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Temiz Çevre, Temiz Plaj için Biz de Varız projesi kapsamında Büyük Samanlık ve Küçük Samanlık koyuna gelen 30 hükümlü eldivenlerini giyip temizliğe başladı. Hükümlüler koyda piknik yapanlardan kalan çöpleri çöp poşetlerine doldurdu. Turizm sezonu öncesi çöplüğü andıran koy, Hükümlüler ve Deniz Temiz Derneği Turmepa Gönülleri tarafından 3 saatte temizlendi. Değerli bir hizmet vermek için buluştuk. Gördüğünüz gibi çok güzel, değerli bir koyumuz ama ne yazık ki insanlarımız tarafından, belki de yine içimizde de var, bizler tarafından bunlar kirletiliyor. Bugün burada size bir başlangıç yapıyoruz, buranın temizliğini yapacağız. Çöplerin yığınlarının özellikle çevreni temiz tut, geleceğini koru yazılı tabelanın önünde yoğunlaşması dikkat çekti. Hükümlülerin temizlik çalışması sonucu koydan bir kamyonet dolusu çöp toplandı. Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık da koya gelerek hükümlülere yardım etti. Turizmin en büyük sıkıntılarından birinin kirlilik olduğunu söyleyen Kaymakam Çalık, vatandaşları kullanalım ama kirletmeyelim diyerek uyardı. Benim çok özet olarak söyleyeceğim, kullanalım ama kirletmeyelim. Bu turizmin en büyük sıkıntılarından birisi. Yol boyları, kıyılar, sahipsiz kullanılan bu tür plajlar hakikaten bir daha girilmeyecek noktaya getiriliyor. İnsanımız kullansın, sonuna kadar değerlendirsin ama bir 100 yıl, 200 yıl, 1000 yıl sonraki torunların da bunda hakkı olduğunu unutmamaları lazım. Çevreyi bozmadan, kirletmeden kullanalım diyorum. Özellikle mangal yakan, mangalı sahile çevirmemeli. Burada örneğini gördüğümüz gibi aracını vatandaşımız kumsala kadar sürmüş. Yani bu kadar kötü olmamalı, bir çevre bilinci olmalı. Bu anlamda başsavcılığımıza bağlı denetimli serbestlik biriminin hazırladığı projeye biz de destek verdik. Manevi anlamda da arkasındayız. Geçen yıl da benzeri bir proje yapılmıştı. Bunu devam ettirip özellikle yol boylarının da temizlenmesi gerektiğini, şişelerin, cam şişelerin yangına yol açabileceğinin bilinmesi, dediğim gibi bu hususlarda vatandaşımızın bilinçli olması gerekiyor. Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Velisan ise asıl önemli olanın denetimli serbestlik müdürlüğüne bağlı olarak çalışan hükümlülere bir çevre bilincinin oluşturulması olduğunu söyledi. Burada asıl önemli olan denetimli serbestlik müdürlüğüne bağlı olarak çalışan hükümlülere bir çevre bilinci oluşturmak. Yoksa günübirlik bugün yaptığımız temizliğin tabii ki bir anlamı, bir önemi var. Ancak önemli olan geleceğe dair bundan sonraki yaşamlarında çevreyi kirletmeme ve çevreyi temiz tutma adına bu hükümlülere bir şeyler kazandırabilirsek ve çevredeki insanlara, ailelerine bir şeyler kazandırabilirsek projemiz bence başarılı olmuş demektir. Temiz Çevre, Temiz Plaj için Biz de Varız projesine Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Fethiye Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Fethiye Turizm Tanıtım Kültür Çevre ve Eğitim Vakfı, Deniz Temiz Derneği Turmepa'da destek verdi.
AK Parti Muğla Milletvekili ve Akdeniz Bağ Komisyonu Başkanı Hasan Özyer, ülkemizin tarihi, kültürel, doğal güzellikleriyle turizmin çeşitlenmesine imkan sağlayan bir coğrafi yapıya sahip olduğunu vurguladı. 15. AK Parti Muğla Milletvekili ve Akdeniz Parlamenter Asablesi Komisyonu Başkanı Hasan Özyer, Turizm Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında ülkemiz açısından turizmin önemine değinen Milletvekili Hasan Özyer, dünyada nadir görülebilecek bir coğrafya, geçmişe ve kültüre sahip olan ülkemizin, bu değerli ve zengin kültürel potansiyelimizin mirasçıları olarak, mazi ile atiyi birleştirerek turizme kazandırmak ülkemizin gücüne güç katacaktır. Türkiye bugünün dünyasında her alanda gelişen ve büyüyen yapısı, istikrarlı demokrasisiyle, üreten ekonomisiyle, güçlü ve itibarlı yapısıyla, kültürlerin ve medeniyetlerin kavşağı olan konumuyla önemli bir cazibe ve turizm merkezi hüviyetindedir. Bölgemizde ve dünyada yaşanan ekonomik ve siyasi sıkıntılar nedeniyle turizm sektörünün en az kayıpla atlatılması için yürüttüğümüz çalışmalar devam etmektedir. Bu çerçevede turizm teşvik paketimiz genişletilmektedir. Hükümetimizce özellikle Muğla ve Antalya'da turizm sektörlerinde 2015 yılında 9 ay çalışan, 3 ay işe askıya alınan personelin 2016 yılında 9 ay çalışma şartıyla sigorta primleri ve ücretlerinin İşkur tarafından karşılanmasına yönelik düzenleme yapıldı. Daha önce Sayın Başbakanımızca açıklanan turizm teşvik paketinde Nisan-Mayıs ayları içinde gelen uçaklara 6.000 dolar yakıt desteği verileceğini müjdelemiştik. Bu desteği Eylül ayı sonuna kadar uzattık. Yerli turistin iç turizmi canlandırması için de Kültür ve Turizm Bakanlığımızca TÜRSAP, TÜROP, TÜROFET ve sektörle birlikte kamuya dönük ve kamu personeline iç turizmde avantajlı fırsatlar sunmaya dönük çalışmalar yürütülmektedir. Ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağlayan turizm, ülkemizin umudu ve geleceği durumundadır. Bu nedenle turizme yapılan bütün yatırımları ülkemizin umuduna, geleceğine ve istihdamına yapılmış olan yatırımlar olarak. Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 yılda yapılan hizmetlerin ve yatırımların anlatıldığı toplantıları Ula ilçesiyle tamamladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla'da büyük bir aileyi sunumuyla Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2 yılda yaptığı hizmetlerin ve yatırımların anlatıldığı muhtarlar bilgilendirme toplantılarının sonuncusunu Ula ilçesinde gerçekleştirdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gür'ün 2014-2015 yılında Muğla'ya Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ olarak 247 milyon 454 bin lira yatırım yaptıklarını, bu yatırımın 4 milyonunun Ula ilçesine yapıldığını söyledi. Bizle birlikte organize ettiğimiz bir toplantı. 13 ilçemizde 12'sinde muhtarlar toplantısını gerçekleştirdik. Yani Seyri Kemer'den başlayıp Bodrum'a kadar bu muhtarlar toplantısını gerçekleştirdik ve en son muhtarlar toplantısını da Ula'da, burada yapıyoruz. 2014-2015 yılında MUSKİ ve Büyükşehir olarak 247 milyon 454 bin liralık yatırım yapmışız arkadaşlar. 2016'da 410 milyon 218 bin liralık yatırım öngörüyoruz. Muğla ile Antalya sınırındaki doğa harikası Saklıkent Kanyonu'nda adrenalin tutkunları için yepyeni bir aktivite başlatıldı. Saklıkent Kanyonu'na gelenler river zipping sporunu yapmak için birbiriyle yarışıyor. Adrenalin severler için Saklıkent'te başlatılan river zipping adı verilen sporu yapmak için yaş kısıtlaması bulunmazken 7 yaşından büyük herkes bu sporu güvenli bir şekilde yapabiliyor. Saklıkent kanyonuna gelenler river zipping sporunu yapmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Kask ve emniyet kemerlerini takan macera severler güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra Karaçay üzerine kurulan tel üzerinde metrelerce çığlıklar atarak adrenalin yaşıyor.
Değişik ülkelerden Saklıkent Kanyonu'na gelenler River Zapping'e binerek bu yeni sporu harika doğada gerçekleştirmenin keyfini yaşıyor. Saklıkent'te ağaç evler kuran, kano ve rafting gibi sporları ilk olarak başlatan turizmci Nurettin Ulutaş, River Zapping'i de hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Küçücük bir tost makinesi kocaman bir faciaya neden oluyordu. Marmaris'te bir apartmanın ikinci katındaki dairede açık unutulan tost makinesinden çıkan yangın apartmanda büyük paniğe neden oldu. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken apartmanda maddi hasar meydana geldi. Söndü yangın değil mi? Olay Marmaris'te 3 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre apartmanın 406 numaralı dairesinde kalan yabancı uyruklu kadın mutfaktaki tost makinesini açık unutup işe gitti. Aşırı ısınan tost makinesi yangına sebep oldu. Dumanları fark eden apartman sakinleri can havliyle kendilerini dışarı attı. Dumanları gören çevre sakinleri itfaiye haber verdi. Kısa sürede yangın mahalline ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale edip kısa sürede söndürmeyi başardı. Dumanlar nedeniyle içeri girmekte zorlanan ekipler odalara tek tek girerek içeride mahsur kalan kişi olup olmadığını kontrol etti. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken apartmanda maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Bodrum ilçesi açıklarında başına darbe alarak öldüğü belirlenen nesli tükenmekte olan türler arasında bulunan dişi Akdeniz foku bulundu. Bodrum'un Salihli Adası yakınlarında avlanan amatör balıkçı 45 yaşındaki Ümit Dobra, su yüzeyinde ölü bir Akdeniz foku olduğunu fark edip teknesiyle çekerek demir koyuna getirdi. Dobra durumu Bodrum Belediyesi zabıta ekipleriyle Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'na bildirdi. 140 santimetre boyunda genç bir dişi olan Akdeniz fokunun başına aldığı darbeyle öldürüldüğü anlaşıldı. Zabıta ekiplerinin ardından KOYA gelen Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ve Bodrum İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri de inceleme başlattı. Ben bıraktım. Türk Deniz Araştırma Vakfı Veteriner Hekimi Erdem Danyer, İlk belirlemelere göre insan kaynaklı bir ölüm olduğunu söyleyebiliriz. Ateş edilmiş veya sert bir cisimle vurulmuş olabilir dedi. Albay'ın plajı dediğimiz yerde evet. Bir 200-300 metre ilerisinde yüzüyordu. Ben ceset zannettim önce. Girdim gene Suriyelilerden bir tanesi gitti Allah kahretsin. Başına geldiğinde de baktım fok. Ben eski foçalıyım. Evet. Çok iyi biliyorum fokları. Çok da seviyorum. Ama yapacak bir şey yok. Üzerinde darp falan var mı? Bayağı olmuş şey galiba öyle değil mi? Şey yok. Bayağı olmuş. Herhalde bir 2-3 ay gibi bir süre. Çünkü üstünde deri yok. Deri yok evet. O yüzden evet. Yapacak bir şey yok. Şimdi herhalde yetkilileri bekliyoruz. Evet. Evet. Size evet. Haber verdim. Siz de sağ olun yetkililere haber verdiniz. Evet. Efendim Kutlu Doğum Haftası'ndayız. Kutlu Doğum Haftası Muğla'nın Fethiye ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Fethiye Müftülüğü tarafından hazırlanan etkinliklerle kutlanmaya başlanan Kutlu Doğum Haftası'nda Hazreti Peygamber, Tevhid ve Vahdet teması işleniyor. İdrak etmekteyiz. 1989 yılından bu yana Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın Kutlu Doğum'unu değişik etkinliklerle, konferanslar, dini musiki, ziyaretler, kitap dağıtımı, gül dağıtımı şeklinde değişik etkinliklerle kutlanmakta. Biz de ilçemizde, Fethiye'mizde bu minval üzere etkinlikler icra etmekteyiz. Dolayısıyla alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed'in 1445. doğumunun sene-i devriyesini kutluyorum. Öncelikle ilçemize, ülkemize ve özellikle doğudaki yaşanan olaylar dolayısıyla ülkemizin her tarafı ümmeti Muhammed'e iyilikler, güzellikler getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. İlçemizde bu etkinlikler çerçevesinde
Öncelikle Cuma akşamı Doktor Fatih Koca'nın katılımıyla bir dini musiki konseri icra edeceğiz. Saat 8.30'da Beşkadı Yatılı Kur'an Kursu'nun Sami Yılmaz Konferans Salonu'nda. Bütün müzik severleri, dini musikiyi takip edenleri ve diğer kardeşlerimizi bu programa davet ediyorum. Onun dışında kutlamış olduğumuz tema bu yıl insanlığı diriltmek için, insanlığı yüceltmek için, insanlığı yaşatmak için gelin birlik olalım temasını kutlamaktayız. Dolayısıyla bu temanın altında Salı günü saat 8.30'da yine aynı mekanda Karaçura Mahallesi Beşkadı Yatılı Kur'an Kursu Sami Yılmaz Konferans Salonu'nda gelin birlik olalım temalı bir çalışmayı, bir konferansı gerçekleştireceğiz. Bu konferansta doçent doktor İsmail Karagöz hocamız konferans vermek üzere katılacak. Ben yine aynı şekilde bütün kardeşlerimizi bu programa davet ediyorum. Kan bağışı inşallah yarın Cuma günü Merkez Yeni Hamidiye Camimizin bahçesinde kan bağışı programı yapacağız. Bu bağışı da davet ediyoruz halkımız katılım için. Adeta bir organ bağışı gibi, yani kıymetli bir ibadet. Bu haftada Kutlu Doğum haftasında Kızılay'la birlikte kan bağış programı yapıyoruz. Gül gününü başlatacağız ve buna benzer etkinliklerle inşallah Peygamber Efendimiz'i anlatmak ama esas meselenin Allah Resulü'nü anlamak, onun mesajlarının bugün ümmeti Muhammed'in, Müslümanların bu çağlara olan mesajını öğrenmek ve hayatını tatbik etmek için Kutlu Doğum. Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Saman İskelesi'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında 5000 kişiye lokma, 3000 kişiye ise gül dağıtıldı. Marmaris'te Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Kutsal Emanetler fotoğraf sergisi açıldı ve Kızılay Çadırı'nda kan bağışı yapıldı. Etkinliklerimiz devam edecek. Yabancı turistler de ilçe müftülüğünce gerçekleştirilen kutlamalardan nasibini aldı. Lokma ikram edilen, gül verilen Avrupalı turistlerden bazıları gördükleri manzara karşısında duygulu anlar yaşadı. One week special drive, Muhammed. Everyday people come to. Ve bir dramın haberi gelecek efendim şimdi ekranlarınıza. Seydikemer ilçesinde 3 yıl önce eşi tarafından terk edilen kadın 4 çocuğu ile zor şartlar altında hayata direniyor. Seydikemer ilçesi Ören Mahallesi'nde 34 yaşında genç bir kadın 4 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor. Sırtında bağlı olan 3 yaşındaki çocuğuyla Kumlova Mahallesi'nde sera işçiliği yaparak çocuklarının karnını doyurmaya çalışıyor. Eşinin kendisini terk ettiğini, üstelik boşanmaya da yanaşmadığını anlatan Fatma Karasaçlı, artık hayata direnecek halinin kalmadığını söyleyerek devletten ve yardımseverlerden uzanacak bir yardım eli bekliyor. Ben Fatma Karasaçlı, 34 yaşındayım. 4 tane çocuk annesiyim. Ve çocuklarıma çok zor şartlarda bakıyorum. Hiçbir şekilde yardımım yok, ailem yok. Eşimle ayrıyız 3 yıldan beri. 3 yıldan beri onun herhangi bir desteğini göremiyorum. Göremedim de. Hakkından gelemedim. Çocuklarım bakmayı başarıyorum ama bir şekilde kadar. Artık yani boğazıma kadar gelip size başvurmak şeyinde kaldım. Çünkü çocuklarımı yurda vermek istemiyorum. Eşim alıp yurda vereceğim, seni bırakmayacağım diyor, çocukları diyor. Ben çocuklarımı annesi olarak kendim büyütmek istiyorum. Bir şekilde yanımda durup çocuklarımla anne, oğul, kız neyse büyüteceğim. Benim tek istediğim Seydikemer Kaymakamlığı olabilir. Herhangi bir yardım etmek isteyen bir insanlar olabilir. Bana yardım edebilirlerse çok sevinirim. Hani demesinler ki genç utanmıyorum istemeye demesinler. Çünkü ben çocuklarımı kaybetmek istemiyorum. Yapabileceğim hiçbir şeyim kalmadı. Çocuklarıma yedirecek bir şeyim de kalmadı.
Ben çocuklarımdan ayrılmak da istemiyorum. Eşimle boşanma davası açamıyorum. Çünkü çocuklarımı elimden almasından korkuyorum. Korktuğum için onun için açamıyorum. Yiyecek olur, gıda hani ne olursa olsun herhangi bir şey için olursa çok sevinirim. Yani benim tek istediğim bir insanın benim sesimi duyup çocuklarıma yardım etmeleri. Sadece ekmek türlerini zor karşılıyorum. Çocuklarım okula gidiyor. Yemek vermiyorlar, oradan harçlık vermek zorunda kalıyorum. Gönderemediğim zaman oluyor okula. Gönderemediğim çok zaman oluyor çünkü harçlığı olmuyor. Ekmek verecek olsam, buradan bir şeye kaçacak olsam bulup katamıyorum fazlasını. Çok zor şarttayım. Şu an yaşadığınız ev size ait değil. Hayır, benim evim yok. Bugün buradan çıkarsalar hiçbir yere gidecek bir halim yok. Kira ödeyemem, param yok. Ev tutamam, param yok. Hiç evim yok zaten. 4 çocuğum var ya. Benim hiçbir şeyim yok ayrı. Hiç, sadece 4 çocuğum var. Şu an bu oturduğunuz ev kime ait? Ortakların. Ortaklara ait. Bugün hani mesela çık deseler bana, geçecek hiçbir yerim yok. Sadece sokakta bu kadar. 4 çocuğunla sokakta? Evet, 4 çocuğumla sokakta. Ayrı hiçbir şeyim yok. 1,5 milyar ortam borcum var her yere. Toplam 1,5 milyar borcum var. Ama o 1,5 milyar benim için çok para. Her şeyden vazgeçerim, çocuklarımdan geçemem. Dünyada tek çocuklarım var, bir Allah'ım var. Onun için ben çalışırım, iyi de olsa, kötü de olsa bakmaya çalışırım ama gücüm yetmedi. Yetmedi, çok zorluk çektim. Şimdiye kadar çok çektim. Şimdi bu hale gelip size dayandım. Hani demesinler, genç utanmıyor mu çıkmaya demesinler. Çok zor 4 çocuğa bakmak. Çalışıyorum, yetiremiyorum. Oturup da değil, çalışıyorum da yetiremiyorum. Muğla'nın Milas ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından düşen sıva ustası 36 yaşındaki Muzaffer Coşkun yaralandı. Olay anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Milas ilçesinde bir inşaatın 3. katında iskele üzerinde çalışan sıva ustalarından Muzaffer Coşkun dengesini kaybedip düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düşen Coşkun yaralandı. Mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Coşkun'un kol ve bacaklarında kırıklar olduğu belirlenip tedaviye alındı. Olay anının inşaatın karşısındaki bir güvenlik sistemleri satış ve montajı yapan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Efendim, ilginç bir haberi ekranlarınıza getireceğiz şimdi. Fethiye ilçesinde iki dalgıç deniz dibinde bisiklete bindi. Vücutlarına bağladıkları ağırlıkla bisikletleri su altında tutmaya çalışan dalgıçlar 30 metreyi 10 dakikada gidebildi. Yanlarına aldıkları iki bisikletle Fethiye Körfezi'ne 45 dakika mesafedeki Dalyan Koyu'na tekneyle giden Berat Hünkar Odabaşı ile Burak Ediz Gerçekler hazırlıkların ardından dalışa başladı. Vitesli bisikletleri denize atıp suyun 5 metre altına indiren Odabaşı ve Gerçekler balıklar eşliğinde ilginç bir gezintiye çıktı. Dalış ekipmanlarının yanı sıra vücutlarına 12'şer kilo ağırlık bağlayan iki dalgıç bisikletlere binip pedal çevirmeye başladı. Suyun kaldırma kuvveti nedeniyle bisikletlerinin ön tekerlekleri havaya kalkan dalgıçlar 30 metre mesafeyi 10 dakikada kat edebildi. Bir hafta önceden bu aktiviteyi organize ettik. Toplam 4 arkadaş. İki sürücü, iki fotoğraf, video için su altına indik. Nasıl bir sürüş oldu? Su altına bisiklet indirmek kolay mı? Sürmek kolay mı? Bir anlatır mısınız? Bisiklet su altında sürmek tabii ki karada sürmek gibi değil. Biraz zorlandık. Mesela bir dakikalık mesafeyi 2 metrede gidiyorsunuz. Tabii ekstra ağırlık almak gerekiyor. Bisikletlerimi suya indirmeden önce tabii ki zincirini kirli ve paslı yerlerini yıkadık, temizledik. Dalışımızı Dalyan Koyu'nda gerçekleştirdik. Toplam 20 dakika sürdü. Derinliğimiz 5 metre ile 8 metre arasıydı.
Bu aktiviteyi yapmaktaki amacımız Türkiye'de dalış turizmini tanıtmak ve sevdirmek. Deniz dibindeki bisiklet gezintisi dalış eğitmeni Aydın Tanal ve profesyonel dalgıç Önder Diktaş tarafından görüntülenip fotoğraflandı. Sezonumuzu açtık. Öncelikle herkese hayırlı sezonlar diliyorum tüm dalış camiasına. Fethiye dalış açısından su altında görülecek çok güzel yerleri olan bir yer. Mağaraları var. Batığımız var bir tane. Ve bu arada riflerimiz var. Belki balık sayımız az, fazla balık gösteremiyoruz ama su altının topografik yapısı, kayaların yapısı çok güzel olduğu için herkes Fethiye hayran. Dalgıçların söylediğine göre, benim değil, dalgıçların söylediğine göre Kaş 1, Fethiye 2 diyorlar. Tabii ki Kaş'ta balık daha fazla, Fethiye'nin de su altı zevk görüntüleri daha fazla olduğu için burayı seçiyorlar. Bugün yeni dalıştan geldik şu anda, kusura bakmayın. Yeni dalıştan geldik. Her hafta sonu dalışa çıkıyoruz. 29 Nisan'dan itibaren de her gün olmak kaydıyla dalışlarımız sezonumuzu açmış bulunuyoruz. Tüm dalgıçları bekliyoruz. Şimdi Aydın'a çeviriyoruz efendim kameralarımızı. Germencik ve Koçarlı Ziraat Odaları'nın açılış programları dolayısıyla Aydın'a gelen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar bir takım taleplerde bulundu. Aydın'ın Koçarlı ilçesi Ziraat Odası binasının açılışını yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, ardından Germencik ilçesinde Aydın'ın en büyük ve özel mimariyle yapımı gerçekleştirilen Ziraat Odası'nın açılışını gerçekleştirdi. Koçarlı ve Germencik açılışları için ayrı ayrı program düzenlenirken, Bayraktar açılışlarda genel konuların yanında Aydın'a has sorunları da dile getirdi. Yıllarda gösterdiği önemli gelişmelerle, gerçekten tarımın bu bölgede merkezi konumunda. Bütün gelişmelere rağmen bazı sorunları yaşadığımızı da ifade etmem lazım. Tabii akşam başkanlarımın bana verdiği bilgiye göre özellikle bu bölgede jeotermal enerji üretiminde tabii çiftçimizi ilgilendiren kısmıyla problemler yaşıyoruz. Yani hem özellikle santral dışında kilometrelerce arazimizi işgal eden hem borular hem de başkanlarımızın genel bir kanaati incirimize, özellikle incir ürünümüze ve çevreye verdiği zarar itibariyle başkanlarım özellikle bu santrallerle mücadele edilmesi gerektiğini ifade ettiler. Tabii eğer böyle bir durum varsa araştırma kuruluşlarımızla, üniversitelerimizde, oda başkanlarımızla birlikte çalışacağız. Gerçekten ürünlerimize, üreticimize ve çevreye zarar veriyorsa bu santraller, bunlara karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Sürelerin uzatılması, yani 3 yıldan 4 yıla çıkartılması üreticilerimizi organik tarımdan vazgeçirmeye başladı. Faydalı nebatatı bitiren İlçe başkanları olağanüstü kurultay için imza verdikten sonra görevden alındıklarını öğrenen Milliyetçi Hareket Partisi Buca İlçe Teşkilatı tebligat gelmeden toplu istifa etti. MHP İzmir'de deprem oluşturan gündem Buca ve Torbalı ilçe teşkilatlarının görevden alınması oldu. İlçe teşkilatının kapatıldığını il başkan yardımcımız bize telefonla beyan etti. Bir ilçe teşkilatının kapatılma gerekçesini il başkan yardımcısına soruyorum. Diyorum ki Buca ilçe teşkilatını kapatacak mısınız ve hangi gerekçeyle kapatıyorsunuz? 99'da 29.967 oyla bıraktığımız 150 bin seçmende ilçeyi 2009'da 10 sene sonra 14.500 oyla devraldık. Yani seçmen sayısı 2 katına çıkmış olmasına rağmen 4 kişiden 3 kişiyi kaybetmişiz, 1 kişi kalmış. Böyle bir ilçeyi devralıp bu ilçeyi 14.500 oyu her seçimde oyu artırarak 40.000 oya ulaştırdık. Haziran seçimlerinde 40.000 küsur oy aldık. Ve son 1 Kasım seçimlerinde de Türkiye'de en az oy kaybeden bir ilçe teşkilatıyız. Şimdi bu kadar kabiliyeti yüksek
bir ilçe teşkilatı, ilçe başkanı ve ilçe yönetimini hangi gerekçeyle kapatıyorsunuz dedim. Bana Facebook'taki yorumlar. Facebook'taki yorumu söylüyorum. Bütün kamuoyu bilsin. Bu utanç verici bir durumdur. O gün itibariyle il başkanıyla dedim ki biz ateşe odun atmayalım sayın başkanım dedim. Yorumda. Tabii yani sözlü olarak il başkanını uyardım. Dedim ki bak ilçe il başkan yardımcılarınız sürekli hakaretvari yorumlar yapıyor. Diğer adaylar hakkında işte Sinan Oğan hakkında, Koray Aydın hakkında, Meral Akşener hakkında böyle sürekli ithamlar yapıyor. Hakaretler ediliyor. Lütfen biraz daha itidalli olalım. Bu insanları tercih eden arkadaşlarımız var. Bunlarla hakaretvari yapıp ülküdaşlık hukukunu zedelemeyelim. Biz ateşe odun atmayalım. Ocu bucu şucu olmasın insanlar. Biz ateşe su dökelim dedim. Ne yapalım? Gelin dedim bütün ilçe başkan yardımcılarına ben de değişimci taraftaki arkadaşlara söyleyeyim. Bu yorumları kaldıralım. Buca ilçe teşkilatının kapatılmasına vesile olan birinci yorum bu. İkinci yorumu söylüyorum. Selçuk ilçe başkanımız kapalı kapılar ardında birileriyle görüşeceğine gelin bana ben size yardımcı olayım. Orada da ilçe başkanı arıyorlar. Kapalı kapılar ardında ilçe başkanı arıyorlar. Gelin ben size yardımcı olayım diyen bugüne kadar da çok başarılı çalışmalar yapmış bir ilçe başkanımız Levent Görür. Böyle bir paylaşım yapmış. Ben de ona destek olmak için şu yorumu yapmışım. Sevgili başkanım üzülme seni bilen bilir, bilmeyen kendi bilir. Biz seni biliyoruz. Senin gibi yiğit başkanlara selam olsun. İkinci yorum da bu efendim. Koşkoca Türkiye'nin en donanımlı, en hareket kabiliyeti, en az oy kaybetmiş, 0.94 oy kaybetmiş ilçesinin kapatılma gerekçesi bu iki tane birleştirici yorumdur. Efendim ürün bol, fiyatlar düşük. Sonuç tarım tehlikede. Türkiye'de örtü altı üretimde pastanın %40'lık dilimine sahip Antalya'da iç pazarda ürün bolluğu ve düşük fiyatın ilerleyen dönemde tarımı tehlikeye düşüreceğine dikkat çekildi. Türkiye'de örtü altı üretimde pastanın %40'lık dilimine sahip Antalya'da iç pazarda ürün bolluğu ve düşük fiyatın ilerleyen dönemde tarımı tehlikeye düşüreceğine dikkat çekildi. Rakamlarda bir düşüşün olduğunu belirten Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, dış ticaretlerle ilgili komşu ülkelerle yaşanan sorunlar bunun temel nedeni dedi. İhracat rakamlarımıza baktığımızda geçen yıla göre ilk 3 aylık dönemimizde %16'lık bir düşüş var. Ama evvelki yıla oranına bakarsak bu %30'luk bir düşüşü işaret ediyor. Yine yaş meyve sebze fiyatlarımızda da %30 civarında bir düşüş söz konusu. Elbette bu dalgalanan fiyatların etkisi olacak ama özellikle dış ticaretle ilgili dışta komşu ülkelerimizde yaşadığımız sorunlar bunun temel nedeni. Her ne kadar ihracatçımız, müteşebbisimiz alternatif pazarlar arasa da alternatif pazarlara ulaşmak bugünden yarına çok kolay şeyler değil. Çünkü Rusya pazarı dediğimiz pazar 25 yıllık bir pazardı. Onun ötesinde biz Antalya Tarım Konseyi olarak bu konulara çözüm üretmek adına 4 ay önce toplandık ve acil alınması gereken önlemler şeklinde bir dosya oluşturduk. Rusya'ya gitmeyen ihracat mallarının kamu eliyle çeşitli yerlerde değerlendirilmesi, yine üreticinin üzerindeki kredi yüklerinin faizlerinin ertelenmesi ve yeni pazarlara ulaşabilmek adına özellikle Türk Hava Yolları'nın kargo desteği gibi taleplerimiz vardı lojistik açısından. Çünkü yeni pazarlara ulaşmak çok kolay değil ve hemen de olacak şey değil. Bunu ilgili bakanlarımıza, başbakan yardımcımıza ilettik. Onların da bu konuda hazırlıkları var. Bugünlerde Antalya ile ilgili biliyorsunuz turizmle ilgili gerek istihdamla ilgili gerek kredilerle ilgili bir takım yaklaşımları görüyoruz ve sevindirici buluyoruz. Ancak Antalya her ne kadar turizm ve tarım başkenti olsa da bugün için Antalya'nın tüm kesimlerinde bir ekonomik darboğaz var. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında hava durumuyla veda edeceğiz.
Efendim, Kanal F Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bültenini izlediniz. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Daha çok haber, haberlerin geniş özetleri ve en sıcak gelişmeler için kanalf.com adresini ziyaret edebilirsiniz. İlerleyen saatlerde tekrar görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Umut Güvenlik Sistemleri hava durumunu sunar. Güvenlik sistemleri hava durumunu sundu.